Koronadan sonra ilk yurt dışı uçak yolculuğum için İstanbul Havalimanı'ndayım. Alana 4 saat önce gelmemizi istediler. Kıbrıs'a yolculuk ediyorum. Bakalım içeri giriş ne kadar sürecek, güvenlik önlemleri neler, ne gibi tedbirler alınmış. Burada böyle bir yazı var. Daha girişten kimlik kontrolü başlıyor. 4 numaralı kapıdan gireceğim. Bakalım girişimiz ne kadar sürecek. Kapıya gelmeden önce biletinizi ve kimlik bilgilerinizi hazır etmenizi öneriyorum. Beklememek için. Çünkü biletiniz yoksa alana giriş yapamıyorsunuz şu anda. Sadece yolcu olanlar havalimanına giriş yapabiliyor. Gördüğünüz gibi çok sınırlı sayıda dış uçuş var. Havaalanında zaten oldukça sakin. G kontuarına doğru gidiyorum. Kıbrıs'a giderken PCR testi yaptırmış olmanız gerekiyor. Ama bu PCR testini uçuşunuzdan 72 saat önce yaptırmanız gerekiyor. 120 saati de geçmemiş olması gerekiyor. Buna çok dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde alanda kalıyorsunuz. Alana 4 saat önce gelmemizi istemişlerdi ama alan o kadar boş ki yarım saatte işimi bitirdim. Şu anda 3'e kadar alanda vakit geçirmem gerekiyor. Evden çıkarken oldukça tedirgindim. Havaalanı güvenli mi değil mi? Ama şu anda normalleşmeden sonra herhangi bir kafeden, çarşıdan, pazardan çok daha güvenli olduğunu gördüm. Güvenlikten geçtim. Şimdi free shop'tayım. Burası da oldukça boş. Uçuşuma yaklaşık 2 saat var. Bu da free shop'ta geçirilecek 2 saat demek benim için. Korona sebebiyle tester kullanımı yasak. Gördüğünüz gibi makyaj malzemeleri kullanımı da yasak. Testerler olmayınca free shop'ta vakit geçirmek oldukça sıkıcı oluyor. Şimdi kahve içmeye doğru gidiyorum. Korona sebebiyle alanda bazı tesisler de kapalı. Uçağa binerken size böyle bir hijyen seti veriyorlar. Bakalım içinden neler var. Bir adet maske ve antiseptik mendiller çıktı. Uçakta yığılma olmaması için arka sıradan başlayarak beşer sıra beşer sıra aldılar. Zaten uçak içine kabin bagajı alınmadığı için de koridorda yığılma olmadı. Şöyle gösteriyorum. Uçak içerisinde bagaj alınmadığı için uçak içi bagaj bölümü tamamen boş. Bakalım uçağa birer koltuk boş bırakarak mı yer verdiler? Yoksa bütün koltuklar dolu mu? Henüz yanımdaki gelmediği için bunu bilemiyorum. Şu anda aramızda bir koltuk boş. Hijyeni korumak için uçak içerisinde bulunan dergiler de yok. Temmuz'da, Kıbrıs'ta ve Lefkoşa'da olmak. Hani böyle 50 derece falan var herhalde. Ben bu sıcaklığı unutmuşum ya. Kuzey Kıbrıs'ta korona önlemleri oldukça ciddiye alınıyor. Hem adaya girerken test yaptırıyorsunuz hem de adaya geldiğinizde polis kontrolüne gelmeden önce ayrıca bir koronavirüs testi yaptırıyorsunuz. Normalde Kıbrıs'ta gelen yolcuyu burada karşılayabiliyorsunuz ama koronavirüs sebebiyle yolcu karşılamak da yasak. Kuzey Kıbrıs gezimiz bitti ve şimdi İstanbul'a dönüyorum. Giderken sadece maskeyle anons çekmiştim. Şimdi sterlikle kullanıyorum çünkü vaka sayısı artmaya başladı ve kendimizi korumak zorundayız. Ercan'dan Kıbrıs'a sefer sayıları azaltıldı. Biraz sonra göstereceğim. Alan zaten bomboş. Kafeler kapalı. Sadece bir tane market açık.
Kıbrıs'a seyahat planlamadan önce lütfen son korona önlemlerini kontrol etmeyi unutmayın. Ben Temmuz ayında gittiğim için sadece bir hafta ev izolasyonunda seyahat edebiliyordum. Ama şu anda Kıbrıs'a seyahat etmek isterseniz bir hafta KKTC hükümetinin belirleyeceği bir otelde veya yurtta karantinada kalmanız gerekiyor.